Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için neredeyse en çok istenen videoyu çekiyorum. Bugün sizlerle saçlarımla alakalı bilgi paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili benim maalesef hoş olmayan hikayem var ve bu hikayeyi sizlere anlatacağım. Saçlarımı nasıl uzattım, saç dökülmesini nasıl durdurdum, neler kullandım, neler kullanıyorum bugün hepsini size anlatacağım. İlk önce şunu bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 4-5 sene önce saçlarım daha çoktu. Yüzden yaklaşık 20 gitti diyebilirim. Şimdi ekranda fotoğrafı görüyorsunuz. Ama yine de saçlarım çok toparlandı ve şimdiki halinden memnunum diyebilirim. Dediğim gibi yaklaşık 4-5 sene önce stres dönemi yaşadım. Ve bu dönemden sonra saçlarım inanılmaz dökülmeye başladı. Azar azar dökülmeye başladı ve ben hiçbir şey yapmıyordum. Mevsimsel saç dökülmesi diye düşünüyordum. Ama bir ay geçince şöyle yapınca elimde bir avuç saçlarım kalıyordu ve ben şoka girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Eczaneye koştum, saçlar için özel vitaminler aldım ve saç dökülmesine karşı organik şampuanı aldım ve onları kullanmaya başladım. Daha bir ay geçti ve hiçbir şey değişmedi ve ben doğal maskeleri kullanmaya başladım. Kuru hardal maskeleri kullandım, biber maskeleri kullanmaya başladım. Saç dökülmesini önlemek için, durdurmak için ve saçlarını hızlı uzatmak için saç köklerini ısıtmak gerekiyor, belki de biliyorsunuz. Haftada yaklaşık 2 kere ısıtıcı maskeleri kullanıyordum ve bu maskeleri sadece saç köklerine uyguluyordum. Ondan sonra doğal yağları kullanmaya başladım. Argan yağı kullanıyordum, Dulavrat otu yağı kullanıyordum ve bu yağları hem saç diplerine hem saç uçlarına uyguluyordum. 2 ay daha geçti ve hiçbir şey değişmedi. Neredeyse saçlarımın yarısı kaldı. Saçlarım çok inceydi, saç uçları çok kırılıyordu ve ben tabii ki daha da çok strese girdim, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bu bakımı yapmaya devam ettim ve bu süre içerisinde yaklaşık 3 farklı şampuanı değiştirdim ve yine de hiçbir şey değişmedi. Multivitamin içmeye başladım, sağlıklı beslenmeye başladım, bol bol protein tükettim ve yine de hiçbir şey değişmedi. 2 ay daha geçti ve ben nihayet doktora gittim. Lütfen benim gibi yapmayın. Böyle durumlarda maskeler ve vitaminler yardım etmiyorsa hemen doktora gidin. Doktora gittim, kan verdim. Sonuç demir eksikliğiymiş. Kızlar inanamazsınız ama demiri bir ay içtikten sonra saç dökülmesini durdurdum. Demir mi bana yardım etmiş veya tesadüf mü olmuş artık hiç kimse söyleyemez. Ama bence saçlarıma tüm yaptığım şeyler, içtiğim vitaminler ve içtiğim demir yani komple olarak bana yardım etmiş. Böylelikle sadece 5 ay sonra saç dökülmesini durdurabildim ama şimdi tabii ki keşke doktora daha önce gitseydim diyorum. Ondan sonra yoğun saç bakımı dönemi başladı. İlk önce ben saçlarımı şöyle kestirdim, tüm kırık saçları gitti. Doğal yağları kullanmaya devam ediyordum. Argan yağı, hindistan cevizi yağı, ondan sonra ısıtıcı maskeleri kullanmaya devam ediyordum. Ondan sonra bebek saçlarım çıkmaya başladı. Organik şampuanları kullanıyordum. Daha sonra hamilelik döneminde saçlarım çok toparlandı. Bazı kızlara hamilelik bu konuda iyi geliyor ve ben onlardan biriyim. Bu güzel döneminde saçlarım, cildim ve tırnaklarım çok güzeldi. Hatta ilk videolarımda görebilirsiniz, tırnaklarım çok uzun ve sağlıklı görünüyordu. Ve böylelikle saçlarım yavaş yavaş toparlandı ve şimdiki halinden gayet memnunum. Şimdi ise saç bakım ile ilgili önemli kurallardan bahsetmek istiyorum. Ve birinci kural, saçlarınızı ıslakken taramamak. Yıpranmamasını istiyorsanız saçlarınızı kuruduktan sonra taramaya özen gösterin. Saçlarınızı tararken mutlaka aşağıdan yukarıya doğru ilerleyin. Böylelikle saçlarınıza daha az zarar vereceksiniz. Saçlarınızı yıkadıktan sonra doğal kurumasını bekleyin. Fön ile kurutmamasına özen gösterin. Bazen acelem olursa fön ile saçlarımı kurutuyorum. Ama o zamanları ben ısıya karşı saç spreyi sıkıyorum. Ve saç bakım spreyi sıkıyorum ki saçlarım daha az zarar görsün. Saçlarınızı ılık suyla yıkadıktan sonra sadece uçlarını soğuk suyla yıkayın. Ki Türkçesi nasıl olacak bilmiyorum ama saçlarınız kapansın. Şimdi ekranda resimleri görüyorsunuz. Saçlarınız ıslakken açık oluyor. Bu yüzden ıslak saçınızı tararsanız, herhangi bir işlem yaparsanız büyük bir zarar vereceksiniz. Soğuk su ise saçlarınıza kapanmayı yardım ediyor. Bu yüzden saçlarınız daha az zarar görüyor ve daha az yıpranıyor. Ve sanırım videomu bu noktada bitireceğim çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Kullandığım ürünleri diğer videomda ayrı olarak göstereceğim.
saç bakım rutini diye bir video olacak sanırım. Herhangi bir sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım. Umarım videom faydalı olmuş sizin için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.